arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin en büyük bisiklet turu. Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri Tour of Türkiye başlıyor. Şu anda Bodrum'dayız. Buradan çıkacağız ve 8 günde ta İstanbul'a gideceğiz. Arada böyle Çanakkale Boğazı'nı ilk geçenlerden birileri olacağız ve sonrasında İstanbul'da efsane bir finişle bitireceğiz. Bütün Ege'yi gezeceğiz. Bütün turu her zaman olduğu gibi Shimano ekibiyle beraber gezeceğim arkadaşlar. Ve size en güzel görüntüleri vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Zaten canlı yayınlarda yarışı seyredebiliyorsunuz. Hem TRT'de hem Eurosport'ta. Ve şurada bakın bütün saatler yazıyor. Saat kaçta, ne zaman yayınlar başlıyor, startlar ne zaman, onların hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi müzikler falan başlayacak. O yüzden şimdi hemen imza törenine gidelim. Anlatmasını istiyoruz. Günaydın Ali'ciğim. Günaydın, herkese merhaba. Bu yıl üçüncü kez Tour of Türkiye'ye katılıyorum. Çok heyecanlıyım. Kariyerimin en büyük organizasyonlarından biri. Bu organizasyonu çok seviyorum. Elimizden geldiğince kaçış gruplarında olmaya ve turnuvanın etapında bir şeyler deneyeceğiz. Büyük heyecanla bekliyoruz. Önce Team Nova Nordisk takımı bizlere merhaba diyecekler. Team Nova Nordisk takımı da çok özel bir misyonları var. Onlar bizden deneyecek yani. Süper. Hadi hangisinden gelirse. Görüşürüz. Bahsedeceğiz. Team Nova Sudan is coming with their Welcome Caleb. Caleb Ewan çok önemli bir sprinter. 11 kere büyük tur var. We have another legend here. Mr. Thomas the Hand is here. Good morning Thomas. Thomas the Hand is an escape artist. Kaçışlara girer. Evet, bugün bir konuğumuz var arkadaşlar. Sera burada. Biliyorsunuz o da Shimano sporcusu derken Race Director. Günaydın. Hazır mıyız abi? Hazırız. Günaydın Rahim, Türkiye'de etap kazanmaya alışmışsın. Evet, Mutlu abi. Yarış direktörü. Yarış direktörü kalmıyor. Ne yapayım? Nasıl ortam? İnanılmaz bir ortam var ya. Ben ilk defa bir tura katılıyorum şu an. Yani ilk defa böyle canlı canlı, kanlı kanlı zilletçilere süründüm. Ama efsane ya. İncelikler. Sen bir de yarışı göresin. Değil mi? Arabada bineceğiz zaten. Good day. Kamerayı Fatih ne çek derse onu çekiyorum. İnancı. Evet. Seren de kanalını takip edin arkadaşlar. Linki koyuyorum. Açarsa, videoyu gönderebilirse güzel bir video olacak. Ve işte burada şimdi bu yarışın gizli kahramanları, güvenlik motorları arkadaşlar. Bütün turun, yani bugün 207 kilometrelik bir yolumuz var ve hepsinin güvenliğini sağlıyorlar. Selam arkadaşlar. Hazır mıyız abi? Hazırız. Her zaman, her zaman. Sporculardan çok bu abilerimizin hazır olması lazım. Evet, her zaman hazırız. Güvenlik burada. Yarışın düzgün gitmesi için her şeyi siz yapıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Evet. Öncesinde bir program yapıldı mı? Biraz önce koordinemizi yaptık. Süper abi. Briefinglerimizi tamamladık. Yarış saati alalım. Bekliyoruz. Süper abi. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ve Shimano. Yakalandık. Hadi görüşürüz Ömerciğim. Son işte salacağız batağını gülle gibi devam edelim. Burayı yayınlayabilir miyim batağını? Kolay gelsin. Ben çekinmiyorum galiba. Evet, yavaş yavaş start zamanı geldi arkadaşlar. Biraz sonra Tour of Turkey Bodrum'dan nötral startla başlayacak.
5.7 kilometre nötral start devam edecek. Sonra da yarış direktörü Mutlu abi bayrağı sallayacak ve bam 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 Tour of Türkiye başlayacak. Burada şimdi birinci etap 207 kilometrelik bir etap arkadaşlar. Buradan Kuşadası'na gideceğiz. Güzel 3 tane tırmanış var. Hatta neredeyse tırmanışla başlıyor yarış. Sonra da bam 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 başlayacak. Hadi bakalım. Benim araç bu. Bugün 3 nolu araçtayım. Yani en arkadan takip edeceğiz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi. Hazır mıyız? Hazırız. Vay, GoPro'ya hadi. Geçmiş artık. Hadi mi? Araçlara hadi. Araç bin. Araç bin. Herkese başarılar arkadaşlar. Kilometreleri sıfırlamayı unutmayalım lütfen. Nötral start başladı arkadaşlar. Şimdi takım araçları geçiyor arkadaşlar. Tam 50 tane araç. Yani her takımın 2 arabası var. Şimdi onlar geçiyor. Sakarya. Bunlar yarış anında bir problem olduğu zaman hemen müdahale ediyorlar. İşte üstte bisikletler, jantlar. İlk müdahaleyi onlar yapıyor. Eğer onların olmadığı zaman da işte Shimano araçları oraya müdahale oluyor. Hadi bakalım biz de yavaş yavaş aracımıza geçelim. Hadi kopmayın gruptan, kopmayın gruptan. Evet bu arkadaş biraz geri kalmış, unutmuş startı. Hadi yetiş. Yani Imco'da Berdiani Shimano Türkiye güzellikleri primi 87.1. kilometrede yine yük iç sporcunun ödül alacağı bir prim olacak. Önce Shimano sponsorluğundaki Türkiye güzellikleri sprint prim noktasını geçtiler. Sonuçları açıklıyorum. 202 numara. Geldik arkadaşlar. Bugün öyle bizim tarafımıza çok iş düşmüyor. 200 kilometrelik bir etap olduğu için çok öyle bam 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 bitmiyorlar gibi görüyoruz biz. Buradan da pek bir şey görmüyoruz artık. Açıkçası biz biraz arkadayız. Şimdi peki bu Shimano ne yapıyor? Biraz onu konuşalım. Evet Mustafa Bey nasılsınız efendim? Merhabalar. Ne haberiniz? İyi, güzel. Devam ediyoruz. Parkurun çoğu tamamlandı. Bugün 207 kilometre. Kapıların geçmeye başladık. 2 tane tırmanış kapısı kaldı. Bir kapıdan demin geçtik. Bir evet, Shimano kapısından geçtik. Mavi biz, bir kapı. Bizim için en önemli kapı Türkiye güzellikleri sprint kapısı. Aha. Artık Shimano Türkiye olarak Cumhurbaşkanlığı turunda. Türkiye güzellikleri
kapısının mayo sponsoru biz olarak. Ha, bu sene biraz daha farklı galiba, evet, değil mi geçen senelerden? Tabii çok daha farklı, çok, hı-hı, daha farklı. Artık hem organizasyon anlamında hem içerik anlamında çok daha farklı. Tabii biz nötral servis olarak gene aynı tarafsız servisimizi yapmaktayız tüm sporculara. Hı-hı. Ama bir taraftan da organizasyonun 4 ana sponsorundan biri olarak Shimano Türkiye. Türkiye Güzellikleri Kapısı'nın da mayo sponsoru oldu. Dolayısıyla bizim için de çok değerli, oldukça heyecanlıyız. Aynen. O kapı geçildi. Bugün ilk mayo giyimi olacak, ilk etap olduğu için. Diğer etaplarda da bakalım, rekabet yüksek olacaktır eminim. Aynen öyle. Şimdi iki tane tırmanışımız var arkadaşlar. Bundan sonra belki biraz sonra hareketlenebilir. Bakacağız şimdi. Biri... Sele yok. Sele mi yok? Haa. Dedik. Bir anda ortalık karıştı tırmanışla beraber arkadaşlar. Bakın. Hızla yukarı doğru çıkıyoruz. Biz İpek Onaran'la beraber tırmanmıştık arkadaşlar. Hiç böyle değildi. Biz rahat rahat çıkıyorduk vallahi. Ne zorluyor bunlar ya. Onu da izleyebilirsiniz bu arada. Güzel bir tırmanış burası. Şirince tırmanışı. Buralar tabii daha sert. Helikopterde görüyorsunuz arkadaşlar yayı.
Şurada sıkıntılar var. New crash, attention, we have a new crash. Burada bir kaza var arkadaşlar. Ne yapıyorsun dayı? Ben de severim öyle inmeyi. Çok güzel inersin ayakta. Ama şeyi bu. Şirince tırmanışında ve inişinde grup bayağı dağıldı. Beton bayağı parçalandı ön tarafta ama yine 100 kadar yanan rüzgardan ters neler sporcu var da hayvan gibi rüzgar var şu anda. Echelon yapmayacağız. Arkadan da bir ekip geliyor bir grup. Parçalayacaklar. Lastik patlatan olabilir şu anda. Bir anda keyifli oldu valla. Kardeşi de var çünkü iki tane Nairo. Nairo. Evet, iki tane. Evet, yine efsane bir finişten Kuşadası'na geldik ve ilk günü bitirdik arkadaşlar. Evet, başlarda biraz sıkıcı gibiydi. Biraz yattık gene her zamanki gibi ama son efsaneydi. Evet, burada işte artık Shimano'nun aracı var arkadaşlar. Bakın karavan. Yarıştan sonra buralarda olacağız. Günleri daha geliyor. Kuşadası'na gelmişken koşmadan olmaz arkadaşlar. Şuraya bakın. Şu efsaneye bakın ya. Of be. Evet. Bilenler vardır belki aranızda. Kuşadası benim için çok önemlidir. 2016'da burada Türkiye şampiyonu olmuştum yaş grubunda. Şimdi burayı ayrı bir severim. 207 kilometrelik en uzun etabı yaptık arkadaşlar bugün. İlk başlarda biraz zevksizdi açıkçası. Ama Şirince'ye tırmanırken işler bayağı değişti. Bam 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 tırmandık. Finişe geldik. Orada biraz takılıp otelimize geldik. Yerleştik. Şöyle yarım saat falan bir dinlendim. Ve bugünün antrenmanı için yollara koyuldum. Evet. Bugünü bitirdik dedik.
harikaydı. Gerçekten organizasyon çok güzel işler yapıyor. Ve yarın var şimdi. Yarın Efes'ten çıkacağız ve Çeşme'ye gideceğiz. Çeşme'de biraz rüzgar bekliyormuş bizi, öyle böyle duyumlar var. Bakalım nasıl olacak. Onu da yarın göreceğiz. Ama bugünlük bu kadar. Hadi ben antrenman bitireyim. Yarın görüşürüz.